Yeşim Türköz, Büyü Dükkanı. Uzak diyarlardan birindeki bir ülkede, yemyeşil tepelerin arasında, kışın bembeyaz bir kar örtüsüyle, baharda da rengarenk kır çiçekleriyle kaplı bir vadi vardı. Ortasından küçük bir derenin geçtiği bu vadi, Büyü Vadisi olarak anılırdı. Ona bu adı veren ise, vadideki ilginç dükkan ile bu dükkanda yaşananlardı. Ünü ülkenin dört bir yanına yayılmış olan dükkanın adı Büyü Dükkanı'ydı. Büyü Dükkanı'nın sahibi ak saçlı, ak sakallı bir ihtiyardı. Burası aynı zamanda onun yaşadığı yer olduğu için dükkanın dışarıdan görüntüsü bir evden farksızdı. Dört tarafında da yeşil çerçeveli pencerelerin olduğu tek katlı, asırlık ahşap bir binaydı bu. Ön cephesi güneye bakan büyü dükkanına üç basamaklı bir verandadan giriliyordu. Kapının sağında ve solunda birer pencere bulunuyordu. İçeri girer girmez ilginç eşyalarla donanmış oldukça geniş bir oda ile karşılaşıyordunuz. Büyük bir kütüphane, üzerlerinde çok sayıda eşyanın bulunduğu raflar, masa ve konsollar dükkanın dört bir tarafını kaplıyordu. Ancak bu kalabalık görüntü içinde çok etkileyici bir düzen göze çarpıyordu. Bütün eşyalar belli bir estetik içinde duruyor ve bu estetik hiçbir zaman bozulmuyordu. Büyü dükkanını çevreleyen pencereler içerideyken bile günün aydınlığına ve vadinin güzelliğine hakim olmanıza izin veriyordu. Dükkanın içinde arka taraftaki bölmeye açılan bir kapı vardı. Bu bölmede mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyordu. Dükkana gelen müşteriler arka tarafa açılan kapıyı daima kapalı görürlerdi. Her insanın yaşamında çok istediği ancak sahip olamadığı bir şeyler vardır. Ya da sahip olup kaybettiği şeyler. Bazen de sahip olduğu ancak kurtulmak istediği şeyler. İşte bütün bunlar o ülkede yaşayan insanların bir kısmı için büyü dükkanına gelme nedeniydi. Bu dükkanda isteklerinizi sınırlamak zorunda değildiniz. Müşteriler hayal edebildikleri her şeyi isteme ve alma hakkına sahiptiler. Tabii bedelini ödedikleri takdirde. Her yerde olduğu gibi bu dükkanda da almak istediğiniz şeyin bir bedeli vardı. Bu bedelin ne olacağı dükkan sahibiyle yaptığınız pazarlık sırasında ortaya çıkardı. Ancak büyü dükkanında maddi bedellerin hiçbir hükmü yoktu. Bazı müşteriler bir şeye sahip olmak için ödenebilecek tek bedelin para olabileceği düşüncesiyle cepleri kabarık gelirlerdi. Oysa burada yapılan pazarlıklar günlük yaşamdakilerden biraz farklı olur ve pek çok müşteriyi şaşırtırdı. Dükkan sahibi yaşlı adam her sabah gün ağrırken kalkar, kendine büyük bir fincan kahve yapar ve bir insanın isteyebileceği her şeyin var olduğu dükkanıyla gurur duyarak kahvesini yudumlardı. Kahvenin ardından gelen zevkli bir kahvaltıdan sonra da pencerelerinin perdelerini sonuna kadar açarak sallanan koltuğuna oturur ve içeri dolan gün ışığının yardımıyla okumaya başlardı. Büyü dükkanında satıcı olmak bilgelik isterdi. O güne kadar dükkana gelen hiçbir müşteriyi geri çevirmemişti dükkan sahibi. Herkes çok istediği bir şeye sahip olmak uğruna onca yolu göze alarak gelir ve mutlaka alabileceği en iyi şeyi almış olarak çıkardı. Ama genellikle aldığı şey istediği şeyden çok farklı olurdu. Yaşlı adam ara sıra okuduğu kitaptan başını kaldırır, yolu gören pencereye göz atardı. Eğer bir müşteri geliyorsa onu ta uzaktan yakalayıp dükkana yaklaşana kadar izlemeyi severdi. Bu süre içinde müşterisine ruhsal olarak eşlik ettiğini hisseder ve aynı zamanda zihnini onunla yapacağı pazarlığa hazırlamak için boşaltırdı. O sabah dışarı baktığında yağan karın yolu iyice kapattığını gördü. Bu havada gelen giden olmaz diye düşünüp hüzünlendi. Büyü dükkanı hemen her gün bir müşteri ağırlardı. Ancak yılda birkaç kere de olsa kimsenin uğramadığı günler olurdu. Yaşlı adam
O günün de bunlardan biri olmasından korktu. Nedense ıssızlık içini ürpertmişti. Tam o sırada uzakta bir karartı gördü. Kar beyazının kamaştırdığı gözlerini kısarak tekrar baktığında bunun yaklaşmakta olan bir insan olduğunu anladı. İçini bir sevinç kaplamıştı. Gidip sobasına bir odun attı ve kapının sol tarafındaki pencereye bakan sallanan koltuğuna oturup müşterisini beklemeye koyuldu. Kış mevsiminin bu soğuk gününde epeyce üşümüş, yorgun düşmüş olmalıydı. Kapının önüne gelinceye kadar gözlerini hiç ayırmadan izledi onu. İyice kulak kabarttı. Üç basamakla çıkılan ahşap zeminli verandadaki ayak seslerini ve onlara eşlik eden gıcırtıyı duymaktan çok hoşlanırdı. Beklediği kişinin ayak sesleri ikinci basamakta kesildi. Müşteri çalmadan kapıyı açmamayı ilke edinmişti yaşlı adam. Çünkü çoğu kişi o kapının önünde durup bir kez daha düşünürdü. Kapıyı çalmaktan vazgeçip dönenler az da olsa olmuştu. O gün de aynı şeyi yaptı. Sonunda kapı çalındı. Açtığında karşısında soğuktan kızarmış elleriyle atkısını çıkarmaya çalışan bir adam gördü. "İyi sabahlar, girebilir miyim?" diye sordu müşteri. Dükkan sahibi müşterisini içeri aldıktan sonra ısınması için ona bir fincan kahve ikram etti. Sessizce kahvesini içerken etrafı seyreden adam, karşısında oturan yaşlı satıcının ikna edilmesi çok da güç olmayan biri olduğunu düşünmüştü. Herhalde müşterisinin duygularını anlar, onun haklı isteğini geri çevirmezdi. Acaba büyü dükkanından çıkarken istediği gibi bir alışveriş yapmış olacak mıydı? Bir süre sonra nasıl söze başlayacağını bilemedi. Belki de dükkan sahibinin bir şeyler söylemesi gerekirdi. Ancak karşısında sabırlı bir ifade ile müşterisinin gözlerinin içine bakarak oturan satıcının alışverişi başlatmaya niyeti olmadığını anladı. Bu sabırlı bekleyiş onda hem cesaret hem de yumuşak bir baskı yaratmıştı. Anlaşılan başlangıç sözleri kendisinden bekleniyordu. Sonunda fazla düşünmeden aklından ilk geçeni söyleyiverdi. "Ününüzü duyunca çok uzaklardan kalkıp geldim buraya. İstediğim şeyi bir tek sizin dükkanınızda bulabileceğimi söylediler. Karşılığında ne isterseniz vermeye hazırım." "İstediğiniz şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyim?" "Bakın, ben 55 yaşındayım. Yani yolun yarısını geçeli çok oldu. Söylemeye dilim varmıyor ama yolun sonuna yaklaştım galiba. Bu gerçeğe tahammülüm yok. Ben bugüne kadar olan hayatımı geri istiyorum. Mümkün mü?" "Elbette mümkün. Biliyorsunuz, dükkanımda her şey mevcut. Ancak tam olarak ne istediğinizi anlayabilmem için bana geri istediğiniz hayatınızı biraz anlatabilir misiniz?" Dükkan sahibinin sorduğu soru müşteriyi iç dünyasına döndürmüştü. Gözünün önünden geçen sahnelerin kendi yaşamına ait olduğunu kabul etmek için kendini zorluyordu. Bütün görüntüler bir kargaşa ve telaş içinde birbirlerine karışarak geçip gittiler ve geride yalnızca ıssız bir hüzün bıraktılar. Hüznünün yüzüne yansımasına engel olamayan müşteri, yaşlı satıcının karşısında ancak şunları söyleyebildi: "Geçmiş yaşamımda birçok hata yaptım. Bunlar için pişmanlık duyuyorum. Yanlış kararlar verdim. Kayıplara uğradım. Zamanı hovardaca harcadım. Bir gün bir de baktım ki hayat yanımdan geçip gidiyor. Paniğe kapıldım ve bir çare aramaya başladım. Dostlarımla konuşmayı denedim. Beni teselli edip derdimi unutturmaya çalışanlar da oldu, yardım etmeye çalışanlar da. Ama hiçbiri kâr etmedi. Kendimi çok mutsuz hissediyordum. Derken bir gün birisi bana sizden ve büyü dükkanından söz etti. Bunu duyar duymaz sanki içimde bir ışık yandı. Büyük bir umutla hemen yollara düşüp size geldim. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Lütfen 55 yılımı bana geri verin."
Yani siz pişmanlık duyduğunuz hayatınızı yeniden mi yaşamak istiyorsunuz? Hayır, elbette hayır. Söylemek istediğim bu değil. Ben yalnızca kaybettiğim yıllarımı geri istiyorum. Eğer bir şansım daha olursa aynı hataları tekrarlamayacağım. Anlıyorum. Bunu çok istiyor olmalısınız. Evet, hem de her şeyimi verecek kadar. Pekala. Benim size vereceğim 55 yılın karşılığında siz bana ne verebilirsiniz? Ne isterseniz. Sanki bunun için her şeyden vazgeçmeye hazır gibisiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Şu anda sahip olduğum her şeyden vazgeçebilirim. Yeter ki geride bıraktığım yıllarımı bana geri verin. Yaşlı adam ellerini sakallarında dolaştırırken kendini sallanan koltuğunun devinimlerine bırakmıştı. Bir süre düşündü. Müşterisinin sabırsızlıkla pazarlığın bitmesini beklediğinden emindi. Büyü dükkanına gelen kişiler genellikle bir an önce istediklerini alıp gitmek için acele ederlerdi. Bu nedenle yaşlı adam pazarlığın başındaki düşünce yolculuklarında yalnız kalırdı. Şu anda da sessizliğin yalnızca kendi işine yaradığını biliyordu. Koltuğuyla birlikte öne doğru eğilerek müşterisinin gözlerinin içine baktı ve ağır ağır konuşmaya başladı. Beyefendi, her ne kadar siz 55 yıl karşılığında bana her şeyinizi vermeye hazır olsanız da ben sizden bir tek şey isteyeceğim. Müşteri sevinç içinde atıldı. Dileyin benden ne dilersiniz? Belleğinizi. Anlayamadım. Belleğinizi dedim. 55 yılın yaşantısını içinde barındıran belleğinizi istiyorum. Aa, evet. Anladım. İlginç bir bedel. Kabul ediyorum. Tamam, alın belleğimi. Emin misiniz? Neden olmayayım? 55 yıl kazanacağım. Belleğinizi içindeki her şeyle birlikte bu dükkanda bırakıp gideceksiniz. 55 yılın tek bir anını bile hatırlayamayacaksınız. Buraya neden geldiğinizi bile. Daha iyi ya, her şeye yeniden başlayacağım. Zaten geçmişi hatırlamak istemiyorum ki. O halde korkarım 55 yıl sonra buraya tekrar gelirsiniz. Tabii o zaman benim yerime bir başkası size yardımcı olur. Hayır, hayır. Emin olun ki şu dakika belleğimi size bırakıp 55 yılımı geri alacağım ve dükkanınızı bir daha dönmemek üzere terk edeceğim. Ve yine söz veriyorum ki şu ana kadar yaptığım hataların hiçbirini tekrar etmeyeceğim. İsterseniz başka sözler vermeyin. Çünkü az sonra belleğinizle birlikte bütün hepsini burada bırakıp gideceksiniz. Yaşlı adamın son sözleri müşterinin duraklamasına neden olmuştu. Bu sözlerin anlamını kavrayabilmek için birkaç saniye düşünmek zorunda kaldı. Nasıl yani? Buradan çıktığımda hiçbir şey hatırlamayacak mıyım? Sizinle konuştuklarımızı bile mi? Yani hiçbir şey mi? Buraya neden geldiğimi, sizin kim olduğunuzu ve hatta... Ne yazık ki. Yaşlı adam şu anda pazarlığın sonuna geldiklerini hissediyordu. Karşısında oturan müşterinin yüzünde gördüğü aydınlanma, pazarlık sahnelerinin en hoşlandığı görüntüsüydü. Son sözleri müşterisinin söylemesini istediği için bir süre sükunet içinde bekledi. Bu seferki sessizlik onun da işine yarıyor olmalıydı. Müşterinin aydınlanan yüzünün ortasında parlayan göz bebekleri, yaşlı satıcı için sessizliğin içinden çıkacak sesli bir coşkunun habercisi gibiydi. Gerçekten de konuşmaya başlayan müşterisi onu yanıltmadı. Sanırım ne demek istediğinizi şimdi anlıyorum. Eğer 55 yılın bedeli buysa pes ediyorum. Belleğimden vazgeçemem. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir kadının
çok istediği bir tokayı saçları karşılığında satın almasına. Çok ilginç bir insansınız. Bana büyü dükkanından almak istediğimden çok farklı bir şeyle çıkacağımı söylemişlerdi de inanmamıştım. Ben bugüne kadarki yaşamımı almak için gelmiştim. Ancak bugünden sonraki yaşamımı alıp gidiyorum. Size teşekkür ederim. Bir şey değil. Güzel bir pazarlıktı. Hoşça kalın. Yaşlı adam müşterisini gözden kaybolana dek gülümseyerek izlerken aklından Santaya'nın bir sözü geçiyordu. Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kez daha yaşamak zorunda kalırlar.